Herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Kıymetli izleyenler, Şubat ayının sonu Mart başı gibi aşı yapmıştım. Aşılarımı sizlere göstermek istiyorum. Şurada bir tane asma aşılamıştım. Tabii türünü beğenmediğimiz bir asmaydı. Bunun çeşidini değiştirdik. Bakınız çok güzel tuttu. Aslında şu da yaş da gözleri kör olmuş. Şurayı makasla kestim birkaç gün önce. Hala yaş, bu da açılabilir. Şundan da iki tane göz bırakmıştım. Bakınız ikisi de çok güzel büyüyorlar ve üzümleri de var. Aslında üzümü koparmak gerekiyor ama ben denemek için üzümü koparmayacağım. Bakacağım üzümü olacak mı? Evet, çok güzel şekilde tutmuş. Şimdi başka bir aşımıza geçelim. Şurada da bir asmamız vardı. Tabii bunlar açtı, kurudu. Şurada bir yaprak kaldı. Tekrardan şuradan sürgün vermeye başlamış. Yine şuradan da sürgünü görüyoruz. Şöyle ben yaklaştırayım. Yani kuruyan sürgünün yanından şöyle gördüğünüz gibi sürgün verdi. Bakınız yeşil görüyorsunuz. Yani ilginç bir şey. Ben dedim tutmayacak galiba derken tekrardan sürgün vermeye başladı. Bunu da Mart başı gibi yapmıştım, bu aşımızı. Bu da yine bir asmamızdı. Bunu da Mart başı gibi aşılamıştım, bu aşımızı. Karıncalar poşet bağlamıştım şöyle etrafına. Karıncalar buraya sıcak diye herhalde toprak da koymuştum. Buraya gelmişler. Baktım zarar veriyorlar. Poşetini çizdim, dıştaki torba bağlamıştım ve canlandı. Herhalde tutacak gibi gözüküyor. Bu da üçüncü aşımız, bir diğer aşımız. Kıymetli izleyenler, bu da başka bir aşımız. Cevizi geçen yıl şu dala aşılamıştım. Bakınız o tuttu. Baş kısmı kuru gibi ama canlı. Tabii ona da iki tane kalem takmıştım. Biri tuttu, biri tutmadı. Şöyle görüyorsunuz. Bu da busaneki, o yarma aşıydı. Kıymetli izleyenler, bu da kabuk aşısı. İkisi de tuttu görüyorsunuz. Şöyle bakınız, bu burada toprağın içinde de aslında bir tane göz vardı ama bundan çıkmamışlar. Şu da diğer aşımız. Şu göz kurumuş. Acaba şuna değdiğinden mi kurudu? Şu göz sağlam. Bakınız üzerinde meyvesi de var. Bunu koparmak lazım belki de. Şöyle bu ara şu sürgünleri de alıyoruz. Bu güç bunlara gitmesin diye. Bakınız şuralardan da sürgün çıkmış. Bunları koparıyoruz. Bu kabuk aşısıydı kıymetli izleyenler. Şimdi tabii ki yine şuralarda da sürgünleri görüyoruz. Şurada bir aşımız vardı. Tutmuş gibiydi, çok zayıf bir şekilde ama bakalım bu ne alemde. Şöyle geçen bakmıştım. Yani çok cılız bir şekilde hala duruyor, görebiliyorsanız. Evet, çok cılız, tutacak mı bilmiyorum. Bunu da yarma aşı yapmıştım. Şu otu alalım, orada ot bitmiş. Bakalım bu bitecek mi, kuruyacak mı? Kurusa da sorun yok. Bir tane burada var, bir de bu. Şunlar da türünü beğenmediğim dallar. Tabii seneye ya buna da bir aşı atarım, bir tane dal kalmış, ya da onu keser atarım. Kıymetli izleyenlerim, bu da şöyle incir ağacımız. Bir dalına dedik 100 inciri
aşılayalım. Abbas inciri dediğimiz bir incir. Yani tutacak gibi, 2 aydır hala yeşil kalmış. Açmadı. Aslında açması gerekiyordu. Yine şuradaki tomurcuğun da yani biraz şiştiğini görüyoruz, patlayacak gibi. Yine şu altta da, bakınız şurada da bir çıkıntı oluşmuş. Şöyle. Yine şu da patlayacak gibi, bilmiyorum, tutacak gibi duruyor. 2 aydır böyle. Tabii biraz daha bekleyeceğiz. Kıymetli izleyenler, bu da başka bir incir aşımızdı. Bu tutmadı. Aslında tuttu. İkisi de geri kurudu. Şöyle gördüğünüz gibi, acaba karıncalar mı zarar verdi? Bak, aşılarımız genelde tuttu. Tabii arada tutmayanlar da var. Hepsini göstermiyorum. Fazla uzatmaya gerek yok. Bu paylaşımı da burada noktalıyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.